Alfa Romeo, GTA Modificata. İsraf ediyorum arkadaşlar. Sadece 500 adet üretilecek olan bu harika karbon aerokite sahip canavara bayıldım. Bu arabada beni kendine çeken en önemli özelliklerden bir tanesi arka kapıların olması ama arkada oturacak yer olmaması. Düşünsenize, bundan haberi olmayan arkadaşlarınızın kapıyı açtığı zaman suratlarındaki ifadeyi. 2.9'luk muhteşem Ferrari'den devşirme motor, ayrıca yüksek beygir gücü, hele dış görünüşü tam bir seksi kazanova değil mi? Nasılsınız Ravin ailesi? Ben Sertaç Kemiksiz. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Sanal test. Madem biz dışarıya çıkamıyoruz, o zaman testleri evimize getiririz. Ve bugünün ağır konuğu kim? GTA Modificata. Modificata. M harfi. GTA M. Evet, İtalyanca'mın kuvvetli olduğunu buradan anlıyorsunuz muhtemelen. Bugün bunu işleyeceğiz. Alfa Romeo efsanesini size henüz piyasaya çıkmadan en ince detayına kadar tanıtıyorum. 1965 ve 1971 yıllarında üretimine başlanan orijinal GT versiyonları arkadaşlar 1969 ile 71 arasında M eklenerek, yani Modificato eklenerek üretime devam etti. Genel prensibi neydi? Daha hafif ve daha geniş arabalar üretmek ve bu şekilde başarıya taşımak. Tam da bu noktada bizim şu anda ülkemizde satışa sunulmuş olan Giulia'nın en tepe noktasındaki donanımı Quattrofoglio üzerine bu araçlar inşa edildi arkadaşlar. Eğer Giulia Quattrofoglio sizin için yetersizse sizin ilacınız mutlaka Alfa Romeo GTA M. Bana sorarsanız yeni Alfisti nesiller buradan türeyecek. Alfa Romeo bu arabayı tamamen Quattrofoglio'nun altyapısı üzerine kurmuşlar ve bunu yaparken arabadan 100 kilogram hafifletmişler. Müthiş bir karbon aero pack koymuşlar. Ayrıca arkadaşlar 35 beygirde daha üste atmışlar. Gelin bunun teknik detaylarına bakalım ve arabaya nasıl yansımış onları görelim. Bu süpersporun kalbi tamamen alüminyum bir bloktan oluşan motora sahip arkadaşlar. Motor 2.9 biturboluk bir Ferrari'den devşirme canavar güç ünitesi. Henüz torku açıklanmamış olsa bile beygir gücünü biliyoruz. 540 beygir ve 0-100 kilometreye tam olarak 3.6 saniyede ulaşıyor. Aslında 3.6 saniyeye ulaştığı zaman bizim aklımıza şöyle bir şey geliyor. Quattrofoglio zaten 3.8 saniyede çıkıyor. Yani bu kadar fark, bu kadar mı fark hatta, böyle bir şey soruyoruz ama bu arabanın yeni karbon seramik frenlerinden tutun da 35 beygir gücünden tutun da karbon aerodinamik paketine kadar piste çıktığı zaman düz çizgiye göre çok fazla farkı açacağına ben açıkçası eminim. Bunu da zaten ilerleyen günlerde göreceğiz. 6 silindire sahip olan bu güç ünitesi GTA'da da GTA M'de de tamamen aynı şekilde aynı özelliklere sahip. Bu arabanın çok önemli bir özelliği var. 2.82 kilogram başına beygirle kendi sınıfının birincisi haline gelmiş durumda arkadaşlar. Şunu da unutmamak lazım. Bizim Giulia Quattrofoglio'ya aşağı yukarı bir yazılımla 505 beygirlerden rahatlıkla 600 beygirlere taşıyabiliyorsunuz. Yani bu arabada modifiye severleri sadece ufak bir yazılımla oldukça tatmin edecek görünüyor. Bu arkadan itişli deli dumrul canavarı 8 ileri şanzıman taşıyor ve manuel özelliği kesinlikle bu arabada bir seçenek haline gelmiyor maalesef. Dünyada ilk kez bir sedanda kullanılıyor. Nedir bu? Center lock teknolojisi, yani tek bijon teknolojisi arkadaşlar. 20 janta sahip olan bu araçta jantlar muhteşem, bayıldım. Bunu da söylemeden geçmek istemiyorum açıkçası. Ve tekerlere verilen bu gücü kontrol edebilmek için de karbon seramik frenler kullanılmış. Brembo tarafından üretilen, şu anda ekranda gördüğünüz gibi harika bir görüntüye sahip ve renk konusunda çok uyumlu. GTM'deki birçok süspansiyon ögesi de değişmiş ve birçok süspansiyon ögesinde yine alüminyum parçalar kullanılmış. Quattrofoglio'ya göre helezonlar, süspansiyonlar ve kupalar tamamen geliştirilmiş ve bambaşka bir statüye bürünmüş. Bu da hani yola yapışıyor derler ya, hah işte bu deyimi gerçekleştirmemizi sağlıyor. Dış tasarıma geldiğimiz zaman da öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu arabada F1 Sauber mühendisliği oldukça fazla iş yapmış. Öncelikle ne yapmışlar biliyor musunuz? Muhteşem bir karbon aero pack yapmışlar arabanın. Hem ön tarafını, hem yanını, hem difüzörünü, hem tavanını, hem spoilerını müthiş karbon ögeler süslüyor. Özellikle şu ön tampona bakmanızı istiyorum. Yani o kadar agresif ve o kadar seksi duruyor ki gerçekten insan gözünü alamıyor. Eğer bu videoda 3000 tane beğeni alabilirsek ya da üstüne çıkabilirsek bir sonraki hafta gelecek olan videomuz BMW'nin yeni serisi Grand Coupe 2 ekranlarınızda olacak.
Tabii bu kadar arabanın içinde gerçek karbon olunca arabanın da ağırlığını buradan kazanmışlar arkadaşlar. 100 kilonun birçok kısmını buradan elde etmişler, hafifletilen. Şu anda incelemekte olduğumuz GTA M versiyonunda GTA modeline göre daha büyük ön tarafta alt spoilerlar bulunuyor ve bu alt spoilerlar Sauber tarafından az önce de söylediğim gibi Formula 1 teknolojisiyle geliştirilmiş ve aktif, yani hıza duyarlı olarak hareket edebiliyor. Aynı şekilde yan taraftaki etekler, yan alt etekler muhteşem bir tasarıma sahip. Arka tarafta da yine GTA modelinden M modelini ayıran arka difüzör diğerine göre oldukça daha yere yakın ve biraz daha geniş. Tabii bunu bagaj üstü spoiler'da da görebileceksiniz arkadaşlar. Normalde normalde etkili bir bagaj üstü spoiler'ı varken GTA M'e baktığımız zaman bagaj üstü spoiler'ı oldukça dev hale geliyor. Bu da downforce gücünü oldukça arttırıyor. Bu arabada benim bayıldığım bir özellik ve başka daha önce hiçbir arabada görmediğimi düşündüğüm bir özellik arkadaşlar nedir biliyor musunuz? Arabanın arka çamurluklarının karbon olması. Daha önce siz böyle bir şey gördünüz mü? İtalyan bayrağının renkleriyle süslenmiş karbon yan aynalar, karbon tavan bu bütünlüğü tamamen birleştiriyor ve gerçekten arabaya şöyle uzaktan baktığımız zaman muhteşem bir kompozisyon çıkartıyor. Bence tasarım olarak da efsane bir iş yapmışlar bu arabada. Bu arabanın performansına bir katkı da nerede yapmışlar biliyor musunuz? Arka camları ve arka ana camı da Lexan kullanmışlar arkadaşlar. Bu da hafifliğe destek vermiş araçta. Sadece 1520 kilogram olan bu araba arkadaşlar yan çamurluklarında Veloce amblemini artı Alfa Romeo'nun resmi yarış takımı olan Auto Delta amblemini de beraber taşıyor. Buradan şunu anlıyoruz. Ne kadar çok amblem o kadar çok iddialı. Doğru mu? Bence bu araba çok iddialı. Tabii bu kadar yürüyen aksamda, yürüyen de bu kadar geliştirmenin sonunda arabanın M versiyonunun ruhuna yanaşır şekilde ne yapılmış biliyor musunuz? Ön taraftan ve arka taraftan Giulio Quadrifoglio'ya göre 5'er santim iz genişliği arttırılmış. Tam da bu noktada size bir sorum var arkadaşlar. Artık arabanın motor ve performansına hakimsiniz. Artı arabanın dış görünüşünü de şöyle iyicene bir görmüş durumdayız. Siz bu araba yerine C63S sedan bir Mercedes mi tercih edersiniz? Yoksa henüz çıkmamış ama heyecanla beklediğimiz G80 M3 aracını mı tercih edersiniz? Bizim biliyorsunuz G80 M3 projemiz var arkadaşlar. Onunla ilgili videoların linkini de aşağıda açıklama kısmına bırakıyorum. Siz de bu sorunun cevabını lütfen yorumlara yazın. Bakalım hangisini tercih ediyorsunuz? Bana sorarsanız buraya kadar izlediğiniz ve buraya kadar anlattığım konuların ışığında agresiflik, klasik efsane oluşu ve lüks anlayışı bu arabada muhteşem bir kombinasyon yaratmış. Ayrıca bir süper spor özelliklerine de sahip. O yüzden bu arabayı ben gerçekten çok başarılı buldum ve bu araba kesinlikle artık benim favori sedanım. Size az önce sormuş olduğum sorunun cevabı arkadaşlar, ben kesinlikle bu arabayı isterim. Öncelikle ilk sebebi bunun bu arabadan sadece 500 adet üretilecek olması. Düşünsenize dünyada 500 kişiden biri olacaksınız bu arabaya sahip olarak. O yüzden benim cevabım bu konuda net. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Umarım bu video tarzını beğenmişsinizdir. Yeni konsepti beğenmişsinizdir. Bunu da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere.